Merhabalar, ben ortodonti doktoru Necati Türkmen. Bugün diş telleri hakkında konuşacağız. Dişlerin üzerine uyguladığımız bazı malzemeleri sırayla kullanarak dişleri bireketlerin tabanına yapıştırıcıyı sürerek dişin üzerine yapıştırıyoruz. Ve bu bir ağrısız bir işlemdir. Dişe herhangi bir delme yok, kesme yok ya da iğne, uyuşturma gibi bir şeylere ihtiyaç olmuyor. Sadece bizim o bireketlerin tabanına yapıştırıcımızı sürüyoruz ve dişin üzerine sırayla kullandığımız malzemeler var. Onları kullandıktan sonra brekete dişin üzerine yerleştiriyoruz ve ışıkla sertleşen kompozitlerimizi ve ışık tuttuğumuzda o breket artık dişin üzerinde sabit kalmış oluyor. Tel takma seansı, yani kontrole geldiniz ve o gün sizin telleriniz takılacak ise aşağı yukarı 40 dakika bir süreden bahsediyoruz. Burada işte hastanın karşılaması, işte kayıtlarının alınması, fotoğrafıdır, röntgenidir. Ardından işte breketlerin dişlerin üzerine tek tek uygulanması dişin durumuna göre hassas bir işlem. Ardından hastaya bakımı ile ilgili bilgilerin verilmesiyle aşağı yukarı tellerin takılma seansı 30-40 dakika arası sürebiliyor. Şimdi diş tellerinde kendi içerisinde farklı çeşitleri var. Bunlar metal breketler olabilir. Yani breketin kendisi, dişin üzerine yapıştırdığımız breket metal olabiliyor ya da bu seramik, porselen materyallerden de oluşabiliyor şeffaf olması için. Daha estetik bir seçenektir. Diğeri de metal breket, bizim bildiğimiz standart, klasik yöntemdir. Seramik breketleri estetik kaygısı olan hastalar için önerebiliyoruz. Televizyonda çalışanlar, ne bileyim böyle mesleği gereği insanlarla çok konuşma içerisinde olanlar, diş tellerinin gözükmesini istemeyenler porselen breketleri tercih edebilir. Diş teli tedavisi duruma göre değişebiliyor. Bazı durumlarda çok basit bir bozukluk var ise 8-10 ay gibi bir sürede de bitebilir. Uzun bir tedavi de olabilir bazı durumlarda. Örneğin mesela gömük diş var ise ya da bir cerrahi müdahale gerekiyorsa tel tedavinin eşliğinde ya da bir çene genişletmesi, o zaman 1,5-2 seneyi de bulabiliyor. Diş tellerine bakım için biz normal, standart, her zaman kullandığınız fırçayı kullanabilirsiniz. Dişleri düzgün bir şekilde fırçaladıktan sonra bir de arayüz fırçasıyla araları temizlemeniz gerekecek. Çünkü fırça o breketin etrafındaki o ince yerler ve içerisinden tel geçtiği için temizliği biraz zor olacaktır normal fırçayla. O yüzden arayüz fırçasıyla da bir de o araları temizlememiz gerekiyor. Ayrıyeten bunun yanında diş ipi ve ağız duşu kullanabilirsiniz. O da araları çok daha ince detaylarına kadar temizlemesi için. Şeffaf plak tedavisinde bu sorun nispeten çözülmüş. Çünkü fırçalamak için plaklarınızı çıkarıyorsunuz ve normal fırçanızla sadece fırçalamanız yeterli oluyor. Şeffaf plaklarla ağız hijyenini sağlamak daha basittir. Ortodontik tedavi sırasında doktorunuza böyle her hafta 10 günde bir gitmeniz gerekmiyor. Orada kontroller genelde 5 hafta ya da 6 haftada bir hastanın kontrolleri oluyor. Orada doktor dişlerin gerekli aktivasyonları ve dişleri hangi yönde hareket etmesi gerekiyorsa onları yapıyor. Diş tellerini değiştiriyor. Eğer diyelim ki kopan bir breket varsa onu yeniden yapıştırıyor. Bu telle ilgili şeffaf plakta gelme sıklığınız daha az olabilir. Çünkü size sıralı bir plak verildiği için, siz o plakları kendiniz değiştirdiğiniz için gelme sıklığınız daha az olabilir. Diş teli kopması durumunda eğer bir ağrınız var ise ya da bir şişliğe sebep olduysa o zaman direkt doktorunuza bilgi vermeniz gerekiyor. Ama eğer onlar yok ise ve basit bir oynamadan bahsediyor isek diş teliyle size verilen mumu üzerine kapatıp oradaki tahrişi önleyebilirsiniz. Normal kontrol seansınızda da kopan breketinizi doktorunuz yeniden yerleştirir. Diş tellerinin çıkarılması aslında çok basit bir işlem. Biz o diş telleri metallerden oluştuğu için biz o metalleri ufak bir şekilde özel penslerle büküyoruz ve direkt dişten ayrılıyor. Ve biz onları ayırdıktan sonra dişin üzerinde kalan yapıştırıcıları bizim özel aletlerimizle, döner aletlerle dişin üzerinde kalan yapıştırıcıları temizliyoruz ve dişlerin üzerini cilalıyoruz. Bir de sabitleme bahsettiğimiz aygıtlarımızı yerleştirdikten sonra tedaviniz tamamlanmış olur. Tel tedavisi durumunuza göre
uygulama yaşı değişebilir. Yani eğer çene ile ilgili bir bozukluğunuz var ise o zaman erken yaş. Bu 8-10 yaş arası da olabiliyor. Bazen 10-12 yaş arası olabiliyor. Ama dişlerin tamamlanması genelde 12-13 yaşta oluyor. Eğer çene ile ilgili bir bozukluk yok ise biz genellikle dişlerin tamamlanmasını bekliyoruz ve 12-13 yaşta tel tedaviniz başlatıyoruz. Çocuklar için yaptığımız tedaviler aslında onlara apareit diyoruz. Ve apareiler dişlerin üzerinde yapışık değil, takmalı çıkarmalı oluyor genelde ve çeneye yönelik bir tedavi oluyor. Orada çeneyi düzeltmek için yapıyoruz bu müdahaleleri. Çünkü biz orada tel tedavisini yaptığımızda ağzın içerisinde hala süt dişleri olmuş oluyor o hastanın. Ve süt dişleri var iken biz diğer dişleri hepsini düzeltsek bile o süt dişlerin altından gelen dişlerde herhangi birinde bir bozukluk var ise ikinci bir tedavi yapmak güzel olmayacağı için ve hastayı yoracağı için biz normalde dişlerin hepsini tamamlanıp ardından hepsini tek seferde en kısa sürede tel tedavisini yapmaktan yanayız. Bugün sizlerle diş telleri hakkında konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.